Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz bayan örgülerinde, kız bebek örgülerinde ve angora iplerle etol şal yapımına uygun bir örnek olacak. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3'ün katlarını ayarlayıp bir tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 16 ilmeğimi şişime taktım. Hemen 3 numaralı şişle anlatımına başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim, ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 3. ilmeği ters örecekmiş gibi şişimin üzerine alıyorum. Arka taraftan iple birlikte ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz. 1 ilmek dolayıp 1 ilmek atlatarak. Arada tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3. ilmeği üzerine bir kez ip dolayarak örmeden atlatıyoruz. Kenar ilmeği ile ön yüzden modelimizin kurulumunu yaptık. Şimdi tekrar örgünün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu üzerine ip doladığım, örmeden atlattığım ilmeğimi tekrar üzerine ip dolayarak örmeden atlatıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmek düz örüyorum. Bir önceki sırada atlattığım ilmeği tekrar üzerine ip dolayarak örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi doluyorum. Ve aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Şu şekilde önce bir kez dolayıp arka taraftan girerek bu ilmekleri de atlatabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. Ya da ipi ters örecekmiş gibi şişi alarak arka taraftan girerek hepsini atlattığınız zaman da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Şimdi 3 sırayı tamamladım. Örgümün 4. sırasındayım. Arka taraftayım. Arka tarafa geldiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu anda şişimin üzerinde bakın 1, 2, 3 ve ilmeğimle birlikte 4 tane, şöyle düzelterek göstereyim. 4 tane ilmek var. Bu 4 tane ilmeği ipimi ön tarafa alıyorum. Arka taraftan girerek ilmeğimi hepsini birlikte toplayarak örüyorum. Şu şekilde topluyorum. Burada topladığınız ilmeğin boyunuzu tutmanız gerekiyor ki örgünüz toparlanmasın. Devamındaki 2 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane. 3 defa ip doladık. Bir de ilmeğin kendisi 4 defa. İpi ön tarafa aldım. Arka taraftan girerek ilmeğimi uzatarak hepsini toplayarak bu şekilde ördüm. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Alttan hepsini toplayarak örmemiz lazım. Ayrıca ilmeğin boyunu biraz uzatmamız gerekiyor. Kenar ilmeği ile modelimi tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne gelince ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Hemen hızlıca bir kez daha görelim. 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi bir kez şişimizin üzerine alıp ilmeği örmeden atlatıyoruz. Aradaki 2 ilmek ters. Bir kez dolayıp ilmeği örmeden atlatıyoruz. Tabi bu sırada bakın bir kez ipimizi doladık. İlmeğin kendisiyle birlikte 2 tane ilmek elde etmiş olduk. İlmeği alırken yönüne dikkat edin.
Böyle şu anda şişimizin üzerinde iki ilmek oluşmuş oldu. Örgünün arka tarafındayım. İki ilmeğimi düz ördüm. Üzerine doladığım ilmekle birlikte toplamda 3 ilmek oluştu. Ve aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi koyuyorum üzerine. Şu anda 3 tane olan ilmeğimi atlatarak 4 taneye çıkartmış oldum. Ön yüzde son kez ipimizi bu şekilde dolayarak sıramızı tamamlıyoruz. İlmeğimizin devamında bakın şişimizin üzerine 4 tane ilmek oluştuğu zaman bunu arka tarafta toplayarak modelimizi tamamlıyoruz. Tekrar arka taraftayım. Kenar ilmeğini aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Arka taraftan ilmeğimin içerisine girerek ipimi ön tarafa doğru geçiriyorum. Ve ilmeğimi bırakıyorum. Bakın hafif ilmeğimi de uzattım. Tekrar 2 ilmek düz. 4 tane olan ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Burada toplama şeklimiz de önemli. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Arka taraftan ön tarafa doğru geçerek şişimizle ilmeğimizi çekiyoruz. Etoş şal yapımında kullanmak istiyorsanız, bunun biraz daha dantel görünümde olmasını istiyorsanız biraz kalın şiş kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde devam eden bir modelimiz var. Ben bu gördüğünüz parçayı 4 numaralı şiş ile ördüm. İlerlemiş görünümü örgümüzün bu şekilde. Burası da örgümüzün arka yüzü. Aradaki ters ilmekler nedeniyle hafif toparlayan bir yapıya sahip. Dilerseniz hafif bir ılık ütü ile şekilde esnek durmasını sağlayabilirsiniz ya da orijinalindeki gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.